Almanlarda eksik olan ne? 1. Almanların arasında tin sahibi olmak yetmiyor günümüzde. Bir de onu üstlenmek, tin sahibi olmayı üstüne almak gerekiyor. Belki tanıyorumdur Almanları, belki onlara bir çift hakikati bizzat söylemeye hakkım vardır. Yani Almanya önemli bir miktarda ırsi ve eğitimle alınmış beceriklilik sergiliyor. Dolayısıyla yığılan enerji hazinesini bir süre boyunca savurganca elden çıkarabiliyor. Onunla egemenlik kazanan yüksek bir kültür değildir ne de içgüdülerin güzel bir tadı, seçkin bir güzelliğidir. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinin ortaya koyabileceği daha erkekçe erdemlerdir. Daha fazla özgüven ve özsaygı. İlişkilerde görevlerin karşılıklılığında, daha fazla güven, çok çalışkanlık, çok sebat ve köstek olunmaktan çok teşvik edilmesi gereken ırsi bir ölçülülük. Burada itaat etmekle küçük düşülmeden itaat edildiğini de ekleyeyim buna. Ve hiç kimse aşağılamıyor düşmanını. Görüyorsunuz Almanlara karşı adil olmak arzusundayım. Kendime ihanet etmek istemiyorum bu konuda. Onlara itirazımı da söylemeliyim yani. Pahalıdır bedeli iktidara gelmenin. İktidar aptallaştırır. Almanlar düşünürlerin halkı denilmişti bir zamanlar onlara. Düşünüyorlar mı bugün hala? Almanların canı sıkılıyor şimdi Almanlar güvenmiyorlar şimdi Politika yutuyor gerçekten tinsel şeyler için gereken tüm ciddiyetlerini. Almanya, Almanya her şeyin üstünde. Bir, Almanya, Almanya. nokta Hoffmann'ın ve Forsberg'in 1841'de yazdığı Light the Dörschen, Almanların şarkısındaki ilk dize. Almanya, Almanya her şeyin üstünde. Korkarım ki buydu Alman felsefesinin sonu. Alman filozofları var mı? Alman şairleri var mı? İyi Alman kitapları var mı? diye soruyorlar bana yurt dışında. kırmızı kesiliyorum ama ümitsiz durumlardan da koruduğum cesaretle yanıt veriyorum. Evet, Bismarck. Bugün hangi kitapların okunduğunu söylemeye dilim varabilseydi lanetli ortalamalık işgüdüsü 2. Alman tini ne olabilirdi? Şimdiye kadar bu konuda kim melankolik düşünceler kurmadı ki? Ama bu halk bile yaptılaştırdı kendini. Şöyle bir bin yıldır neredeyse. Avrupa'nın iki büyük uyuşturucusu, alkol ve Hristiyanlık. Başka hiçbir yerde böyle günahkarca kötüye kullanılmamıştır. Hatta son zamanlarda bir üçüncüsü daha eklendi buna. Tek başına yeterlidir o. Tini'nin tüm ince ve cesur devigenliğini öldürmeye. Müziktir bu. Bizim kabız olmuş, kabız edici Alman müziğimiz. Ne kadar çok asık suratlı ağırlık, uyuşukluk, rutubet, pijama ve ne kadar çok bira var Alman zekasında. Nasıl oluyor da varlıklarının tinsel hedefleri adayan genç erkekler, tinselliğin içgüdüsünü, tinin kendini koruma içgüdüsünü içlerinde hissetmiyorlar da bira içiyorlar. Bilgin gençliğin alkolikliği belki de onların bilinçliliğinin açısından henüz bir soru işareti değil. Tin olmadan da büyük bir bilgin olabilir hatta. Ama başka her açıdan bir sorun olarak kalıyor. Biranın tine kattığı tatlı soysuzlaşma nerede yok ki? Bir defasında adeta ünlü bir örnekte böyle bir yollaşma parmak basmıştım. İlk Alman özgür düşünürümüzün. Akıllı David Strauss'un. David Strauss, Alman protestan düşünür ve din tarihçisi. 1808-1874. Diyalektik felsefi ve evrim kuramının din tarihini uygulamıştır. İsa'nın yaşamı üzerine eleştirel incelemesinde 1835-1836, İncil'deki öykülerin birer efsane olduğunu öne sürdü. Eski ve Yunan inanç kitabında Hristiyanlığa karşı bilimsel maddeciliği savundu. İsa'nın yaşamını yeniden başkasına yumuşatınca Nietzsche'nin tepkisine çekti. Nietzsche, zamana aykırı bakışlarının ilk kitabında Dave Strauss'u eleştirdi. Davis Strauss'un bir hane incilinin ve yeni inancın yazarı olarak yozlaşmasına. Boşuna değildi sevimli esmere. Sevimli esmer bira kastediliyor. Sevimli esmere övgü dolu dizeler yazması. Ölümüne sadakat. 3. Alman tininden söz ettim. Kavalaştığından, sığlaştığından. Yeterli mi bu? Aslında bambaşka bir şey beni dehşete düşüren. Alman ciddiyeti, Alman derinliği, tinsel konulardaki Alman tutkusu hep daha fazla baş aşağı gidiyor. Patos değişti, entelektüellik değil yalnızca. Zaman zaman bir el sürüyorum Alman üniversitelerine. Nasıl bir hava var bilginler arasında. Nasıl da ruhsuz, nasıl da yetingen ve ılıklaşmış bir tinsellik. Büyük bir yanlış anlamı olurdu. Burada Alman bilim örneği söylerek itiraz edilmek istenseydi bana. Ve ayrıca benden tek bir satırın bile okunmadığının bir kanıt olurdu bu. 17 yıldır yorulmadım. Şimdiki bilim sektörümüzün tesisleştirici etkisini ortaya koymak için. Bilimlerin muazzam kapsamının günümüzde her bireyi mahkum ettiği katı kölelik, daha dolu, daha zengin, daha derin yaratılıştaki insanların artık kendilerine uygun bir eğitim ve eğitici bulamayışlarının bir nedenidir. Bizim kültürümüz hiçbir şeyden çekmemektedir. Kibirli koltuk miskinlerinden ve kırıntı insanlıkların aşırı bolluğundan çektiği kadar. Bizim üniversitelerimiz istekleri hilafına tindeki içgüdü güdü kötürümleştirilmesinin bu türün asıl seraları olmuşlardır. Ve bu tüm Avrupa'nın bu konumda bir fikri vardır. Büyük politika kimse yanıltmaz. Almanya'nın Avrupa'nın düz ülkesi, Avrupa'nın düz ülkesi buradaki düz ülke flah, sı, basık, bayağı anlamlarını içeriyor. Almanya'nın düz ülkesi olduğu her geçen gün daha çok kabul edilmektedir. Ben kendi tarzımca ciddi olabileceğim bir Alman arıyorum hala. Bir o kadar daha da çok arıyorum neşeli olabileceğim bir tanesini. Putların alacı karanlığı. Ah kim kavruyor bugün? Burada bir mümezinin nasıl bir ciddiyetten kendini toparladığını. Bu neşe bizim en anlaşılmaz yanımız. 4. Bir tahmine bulunalım. Alman kültürünün çöktüğü apaçık değildir sadece. Bunun için yeterli nedenler de var. Nihayetinde hiç kimse elindekinden fazlasını harcayamaz. Bireyler için geçerlidir bu, halklar için de. Kişi kendini iktidar, büyük politika, ekonomi, dünya ticareti, parlamenterizm ve askeri çıkarlar için harcarsa, kendindeki akıl, ciddiyet, istenç, kendini aşma miktarı bu yönde harcarsa, öteki yönde bunlar eksik kalır. Kültür ve devlet. Bu konuda kendimizi aldatmayalım. Birbiriyle uzlaşmaz zıtıktadırlar. Kültür devleti modern bir düşünceden ibarettir. Bir diğerinin sırtından beslenir, biri diğerinin zararına genişler. Tüm büyük kültür dönemleri siyasal çöküş dönemleridir. Kültür anlamındaki büyük olan şeyler politika dışıydılar. Hatta an politiktiler. Goethe yüreği Napolyon fenomenine vermişti. Özgürlük savaşlarında geri almıştı. Almanya'nın büyük bir güç olarak yükselmesiyle aynı anda Fransa kültür devleti olarak değişmiş bir önem kazanıyordu. Bugün bile çok sayıda yeni ciddiyet, çok sayıda tinsel tutku Paris'e güç etmiştir. Pesimizm sorunu örneğin Wagner sorunu hemen hemen tüm psikolojik ve sanatsal sorunlar orada Almanya'dakilerden daha hassas ve daha ayrıntılı ele alınmışlardır. Almanların kendileri bu tarz bir ciddiyette yeteneksizdirler. Avrupa kültürünün tarihinde Reich'in, Reh, İmparatorluk, Nietzsche 800 yılında kurulan ve daha sonra Kutsal Roma Germen İmparatorluğu adını alan Birinci İmparatorlukla 1871 yılında Bismarck tarafından kurulan ve 1918 yılına kadar süren ikinci Alman İmparatorluğu arasındaki bir karşılaştırma yapıyor. Rehin doğuşunun her şeyden önce bir anlamı vardır. Ağırlık merkezinin ötelenmesi her yerde şimdiden biliniyor ki asıl meselede ve bu kültürdür hala Almanların esami artık okunmuyor. Soruyorlar, Avrupa için hesaba katılacak tek bir tin gösterebilecek misiniz? Götenizin, Hegel'inizin, Heinrich Heinz'in, Schopenhauer'ınızın katıldığı gibi. Artık tek bir Alman filozofunun bulunmayışının şaşırmanın sonu gelmez. 5. Almanya'daki tüm eğitim sistemi asıl meseleyi elden kaçırmıştır. Amaca götüren araç olarak amacı eğitimin, yetişimin bizzat amaç olduğu, rehnin değil, bu amaçla eğiticilere gerek olduğu, lise öğretmenleri ve üniversite bilginlerine değil, unutuldu. Kendileri de eğitimli eğiticiler gerekiyor. Üstün, seçkin tinler, her an kanıtlanan, konuşarak ve susarak kanıtlanan, olgunlaşmış, tatlılaşmış kültürler, lisenin ve üniversitenin bugün gençliği karşısında yüksek dadılar olarak çıkarttığı okumuş hölükler değil. Eğiticiler eksik, istisnaların istisnaları sayılmazsa eğitimin birinci koşulu bu yüzdendir Alman kültürünün çöküşü. O ender bulunur istisnalardan birisi de Basel'deki saygıdeğer dostum Jacob Burckhardt'tır. Jacob Burckhardt, İsveçli sanat ve kültür tarihçisi, 1818-1897. İtalya'daki Rönesans'ın tarihi ve Yunanların kültür tarihi üzerine kitaplarıyla çağdaşlarını ve özellikle de Basel'deki kendisiyle dostluk kuran Nietzsche'yi etkilemiştir. Jacob Burckhardt'tır. Öncelikle ona borçtur Basel insanlıktaki üstünlüğünü. Almanya'nın yüksek okullarının gerçekten başardıkları şey ise olabildiğince az zaman kaybıyla çok sayıda genç erkeği devlet hizmeti için yararlı yararlanabilir, kılmak amacıyla gattarca bir terbiyedir. Yüksek eğitim ve çok sayı en baştan çelişir birbiriyle. Her yüksek eğitim yalnızca istisnaya aittir. Böyle yüksek bir ayrıcalık hakkına sahip olmak için ayrıcalıklı olmak gerekir. Tüm büyük, tüm güzel şeyler asla herkesin ortak malı olamazlar. Pulcrum est pulcrum hominem. Pulcrum est pulcrum hominem, latince güzellik olağanüstü insanlarda bulunur. Horiotus sermones I. 1944 Pulcrum est pulcrum hominem. Alman kültürünün çöküşünü belirleyen nedir? Yüksek eğitimin artı bir ayrıcalık olmayışı. Genel ortamalı haline gelmiş yetişimin demokratizmi, askeri ayrıcıkların yüksek okullara çok fazla gidilmesini yani onların çöküsünü resmen zorluklarında unutulmamalı. Bugünkü Almanya'da artık hiç kimse çocuklarına seçkin eğitim vermekte özgür değildir. Yüksek okullarımızın tümü de en muhlak ortalamalığa göre düzenlenmişlerdir öğretmenleriyle, öğretim planlarıyla, öğretim hedefleriyle ve her yerde yakışıksız bir telaş. Sanki genç adam 23 yaşında. Tamam olmamışsa asıl soru ya hangi meslek sorusuna henüz bir yanıt veremiyorsa bir şeyler kaçırılmış gibi. Daha yüksek türden bir insan. İzninizle söyleyeyim ki meslekleri sevmez. Tam da kendini görevlendirilmiş bildiği için. Zamanı vardır. Kendine zaman tanır. Aklından bile geçirmez tamam olmayı. Kişi yüksek kültür açısından 30 yaşında henüz yeni başlayan biridir, bir çocuktur. Bizim ağzına kadar dolu liselerimiz, aşırı yüklenmiş, serseme çevrilmiş lise öğretmenlerimiz bir skandaldır. Bu durumları geçenlerde Heidelberg profesörlerinin yaptığı gibi korumaya almak için sebepler vardır belki. Gerekçeleri yoktur bunun. 6. Evet diyen ve karşı çıkma ve eleştiriyle yalnızca dolaylı yalnızca gönülsüz bir ilişkisi bulunan tarzımın dışına çıkmamak için eğitimcilere gereksinim duyulan üç görev belirliyorum hemen. Görmeyi öğrenmeli, düşünmeyi öğrenmeli, konuşmayı ve yazmayı öğrenmeli. Bu üçünün de hedefi seçkin bir kültürdür. Görmeyi öğrenmek, gözü dinginliğe, sabra, kendine yaklaşılmasına izin vermeye alıştırmak, yargıyı bir kenara bırakıp tekil örneği dört bir yandan kuşatmayı ve kavramayı öğrenmek. Tinselliğin ilk ön eğitimidir bu. Bir uyarına hemen tepki vermemek. Engelleyici, dışlayıcı işgüdüleri ise koşmak. Görmeyi öğrenmekten benim anladığım felsefe dışı söyleyişle güçlü istenç denilen şeydir. Burada asıl olan istiyor olmamaktır. Kararı askıya alabilmektir. Tüm tin dışılık, tüm sıradanlık bir uyarıya direniş göstermeme yeteneksizliğine dayanır. Tepki vermek gerekiyordur her itilime uyulur. Birçok durumda böyle bir zorunluluk zaten hastalıktır, çöküştür, tükeniş belirtisidir. Felsefe dışı kalabalığın günah adıyla tanımladığı hemen her şey tepki vermeme fizyolojik yeteneksizliğinden ibarettir görmeyi öğrenmiş olmanın yararlı bir uygulaması, öğrenen biri olarak kişi yavaş, kuskucu, karşı koyucu olacaktır. Her türden yabancıya, yeninin yaklaşımına, ilkin düşmanca bir sessizlikle izin verecektir. Elini ondan geri çekecektir. Tüm kapıları açık bırakmak, her küçük gerçek karşısında itaatkarca yüzü koyun uzanmak, her zaman sıçramaya hazır bir kendini başkalarının ve başka şeylerin yerine koymak, yerine çökmek, kısacası ünlü model, nesnellik, kötü beynidir. Par excellence. Par excellence latince kusursuz demektir. Par excellence bayağılıktır. 7. Düşünmeyi öğrenmek. Bizim okullarımızda artık bundan eser yok üniversitelerde hatta asıl felsefe bilginleri arasında bile mantık, kuram olarak, pratik olarak, zanaat olarak ölmeye yüz tuttu. Alman kitaplarını okuyun. Düşünmenin bir teknik, bir öğretim planı, bir ustalık istenci gerektirdiğinin en küçük bir anısı bile kalmamış. Düşüncenin de dans etmenin gerektirdiği gibi bir tür dans etmek olarak öğrenilmeyi gerektirdiğinin tinsel alandaki hafif ayakların tüm kaslara zerk ettiği o ince ürpertiyi Almanlar arasında kendi deneyiminden bilen var mı hala? Tinsel davranışlarda küt sakarlık, elin kavrayıştaki hantallığı, yurt dışından Alman sözüyle karıştıracak kadar Almanlarla özgürdür bu. Almanın nüansları hassas parmakları yoktur. Almanların filozoflarına, öncelikle de gelmiş geçmiş en çarpık kavram kötürümüne, büyük kanta katlanmış olmaları bile Alman zarafeti hakkında küçük bir fikir vermez. Her biçimde dans etmek seçkin eğitimin dışında tutulamaz. Ayaklarla, kavramlarla, sözcüklerle dans edebilmek, kalemle de dans edebilmek gerektiğini söylememek gerek var mı hala? Yazmayı öğrenmek gerektiğini. Ama bu noktada Alman okurları için tam bir bilmece olur. Zamana aykırı birinin göz gezdirmeleri. 1. Benim olanaksızlarım. Seneca ya da erdemin boğa güreşi. Jean-Jacques Rousseau ya da Impulus Natiburus ta. Impulus Natiburus, latince niçe burada çıplak anadan doğma anlamına gelen Impulus Natiburus deyimiyle oynuyor. Bu durumda Impulus Natiburus, örtülü örtümüz gibi bir anlama geliyor. Impulus Natiburus da doğaya geri dönüş. Şihler ya da Schöckin'in ahlak trompetçisi. Dante ya da mezarlarda edebiyat yapan Sırtlan. Emmanuel Kant ya da düşünülür karakter olarak boş laf. Boş laf, Nietzsche burada Kant ve boş laf anlamına gelen Kant sözcükleriyle oynuyor. Victor Hugo ya da saçmalık derizindeki Farus. Farus, Antik İskenderiye kentinin açıklarındaki bir ada, şimdi yarım ada. önce 2800-2709 yılında inşa edilen deniz feneri. Dünyanın yedi harikasından biri sayılmaktadır. Liszt ya da aşinalık okulu kadınlara. George Sand ya da lacta ubertas. Lacta ubertas Latince süt gibi verimlilik. Ya da lacta ubertas. Açıkçası güzel usluplu, sağmal, inek. Michelet. Michelet Fransız tarihçi 1798-1874. Anlattığı tarihi olayları kendi kişiliğine ve katarak yeni bir yöntem geliştirmiştir. Michelet ya da ceketini çıkartan coşku. Carly. Carly, Thomas Carly, 1795-1881, İskoç düşünür. Bazen Nietzsche'de sayılan yazar, kahraman ve üstü insan düşüncelerini Nietzsche'nin onaylamadığı bir romantiklik ile yorumlamıştır. Carly ya da geri tepmiş öğlen yemeği olarak kötümserlik. John Stuart Mill ya da inciten berraklık. Les Freses de Concord. Les Freses de Concord Concourt kardeşler Edmund Hood 1822-1896 ve Jules Hood de Concourt 1830-1870 ortak ürünler veren Fransız yazar kardeşler. Kültür ve sanat tarihi çalışmalarının yanı sıra romanlar da yazmışlardır. Romanlarında gerçekliği bilimsel derecede eksiksiz serinleme çabasıyla naturalizmin öncüleri sayılırlar. Les Freses de Concourt ya da Homeros'la savaşan iki Ayas. İki Ayas, Homeros'un İlyada ve Odessa destanlarında iki Ayas'ın adı geçer. Büyük Ayas Teremon'un oğludur. Akaların Akyleos'tan sonra en cesur kahramandır. Akyleos'un silahlarının Odysseus'a verilmesi sinirlenerek Odysseus'u öldürmek ister. Aklı başına gelince kendini öldürür. Lokris kralı Oylos'un oğlu Küçük Ayas ise Troya'nın alınması sırasında kahin Kassandra'ya karşı sert tavrı yüzünden Atay'ın tekisine çeker ve ülkesine dönerken bu ölür. Ya da Homeros'ta savaşan iki Ayas. Ofenbach'ın müziği. Zola ya da pis kokma sevinci. 2. Renan, teoloji ya da aklın ilk günah aracılığıyla mahvedilmesi. Hristiyanlık. Bir kez genel türden bir evet ya da hayır diyerek riske girdiği anda sefir bir düzenlikle ıskalayan Renan'ın tanıklığı. Örneğin Lassins. Lassins, la, la, la nobles, Fransızca bilim, asalet manasında gelir. Örneğin Lassins ve la noblesi bir araya getirmek istedi. Ama La Science demokrasiye aittir. Apaçık ortada değil mi? Hiç de azımsanmayacak bir hırsla bir tin aristokratizmi sergilemeyi arzuluyor. Ama aynı zamanda onun tam karşı dörtesinin Evangelist de Hublis'in Evangelist Hublis Fransızca alçak günlerin incili demektir. Evangelist de Hublis'in karşısında diz çöküyor. Yalnızca diz de çökmüyor. İç organlarıyla Hristiyan, Katolik ve hatta Rahip kaldıktan sonra tüm özgür düşünürlük, modernlik, alaycılık ve rüzgar gülü kıvrılığı neye yarar? Renan'ın tüm yaratıcılığı tıpkı bir çizvit ve günah çıkartma papazındaki gibi ayartıcılığındandır. Tinselliğinde papazların bıyık altından geniş geniş gülümsemesi bile eksik değildir. Tüm dün adamları gibi sevdiği zaman tehlikelidir ancak. Hiç kimse boy ölçsemez onunla. Yaşamı tehdit eder bir biçimde tapınmakta. Renan'ın bu tini, sinir bozucu bir din. Fazladan bir beladır yoksul hasta, iradesi hasta Fransa'nın başına. 3. Sainte-Beuve. Sainte-Beuve, Fransız edebiyat tarihçisi ve eleştirmen. 1804-1869. Sainte-Beuve erkeklikten eser yok. Tüm erkek tinlerine karşı küçük bir öfkeyle dolu. Dolaşıyor ortalıkta. Hassas, meraklı, canı sıkılmış, kolaçan edercesine. Temelde bir kadın kişi, kadın intikamı ve kadın duyarlılığı ile. Psikolog olarak bir madness. Madness Fransızca iftira, dedikodu. Madness dehası bitmez, tükenmez araçları da var bunun için. Hiç kimse daha iyi beceremez bir övgüye zehir katmayı. En düşük içgüdülerde abam ve Rosso'nun hıncıyla akraba, dolayısıyla romantik. Çünkü her türlü romantizmin altında Rosso'nun hınç güdüsü hırsla böğürüyor. Devrimci ama korku yoluyla adam akıllı dizginlenmiş. Güçlü olan hiçbir şeyin karşısında özgür değil. Kamuoyu, akademi, saray ve hatta Port Royal. Port Royal Fransa'da Versailles güneyindeki manastır. 17. yüzyılda Zansekiler bu manastırda yerleştiler. saint Beuve 1837 yılında Lozan'da verdiği derslerde Port Royal manastırını anlatmış ve bu derslerin temelinde ünlü kitabı Port Royal'u yazmıştı. Ve hatta Port Royal İnsanlardaki ve nesnelerdeki her büyüklüğe, kendi kendine inanan her şeyi kızgın, büyük olanı bir de güç olarak hissetmeye yetecek kadar edebiyatçı ve yarı kadın. Kendini sürekli üstüne basılmış hisseden ünlü solucan gibi sürekli iki büklüm. Eleştirmen olarak ölçütsüz, bel kemiksiz ve omurgasız. Birçok konuda kozmopolitik bir sefihin diliyle konuşuyor. Ama sefahati itiraf etmeye bile cesareti yok tarihçi olarak felsefeye, felsefi bakışın gücüne sahip değil. Bu yüzden tüm temel konularda yargıya varma görevini yatsıyor. Nesnellik maskesinin ardına sığınarak. İncelmiş, yıpranmış bir beyninin en yüksek merci oluşturduğu konularda karşı başka türlü davranıyor. Bu arada gerçekten kendi başına olmaya cesareti var. Kendinden haz alıyor. Orada bir usta. Birkaç sayfa sonra Baudelaire'in ön biçimi. 4. Imitatio Christi Imitatio Christi Latince Mesih'e benzemek. 1390-1440 arasında yazılmış Hristiyan din kitabı. Imitatio Christi. Fizyolojik bir tepki göstermeden elimde tutamadığım kitaplardandır. Yaydığı sonsuz kadınsınlık parfümü için zaten bir Fransız olmak gerekir. Ya da bir Wagner'ci. Bu Aziz'in aşktan öyle bir söz edişi tarzı vardır ki Parisli kadınlarda bile merak uyandırır. Fransızlarını bilimin dolan başlı yolu üzerinden Roma'ya çıkartmak isteyen o en akıllı sizvetinin A. Comte'nin bu kitaptan esinlendiği söyleniyor bana. İnanırım buna. Yüreğin dini.